Halk Eğitim Merkezi'nde bu yıl içinde 2021 yılında kaç tane kurs verdiniz ve talep nasıldı? Halli Halk Eğitim Merkezi olarak 2021 yılında 850 kurs açtık. Yaklaşık 15.906 kursiyer kurslarımızdan faydalandı. Bunun içerisinde hem 18 yaş altı hem 18-65 yaş kursiyerlerimiz var. Hayat Boyu Genel Müdürlüğü olarak, yaygın eğitim olarak biz 7'den 77'ye her zaman, her yerde, herkes için eğitim sloganıyla hareket ediyoruz. O yüzden vatandaşımız talep ettiğinde bütün kursları açabiliyoruz. Talepler daha çok hem mesleki kurslarda hem sosyal kültürel kurslarda talepler fazla geliyor. Biz de vatandaşın talep ettiği kursları açıyoruz. Daha çok hangi yaş grubu kurslarınıza katılıyor? Halli Halk Eğitim Merkezi olarak biz vatandaşların talebini aldığımızda özellikle gençlerimiz spor kurslarına çok mail veriyor. Spor kurslarımıza çok katılıyor. Yine gençlerimiz müzik kurslarımıza çok ağırlık veriyor. Çok fazla katılıyorlar. 18 yaşından büyük olan bayan kardeşlerimiz kuaförlük kurslarına ağırlık veriyorlar. Kişisel gelişim kurslarımıza ağırlık veriyorlar, kurslarımıza katılıyorlar. 18 yaş üstü erkeklerimiz de mesleki kurslarda, elektrik kurslarımıza, kişisel gelişim kurslarına başvuruyorlar. Sayı olarak evet, şu anda bayan kardeşlerimiz ağırlıklı olarak daha çok kurslarımıza katılım sağlamaktadırlar. Biz de hem kadın kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz, hem de istiyoruz ki hiçbir bayan evinde dört duvar arasında kalmasın, kurslarımıza katılsınlar. Hem mesleki kurslarımızdan meslek öğrenip ayakları üzerinde durabilsinler, hem de topluma ve ailesine, ülkemize bir faydaları olsun. Biz de mümkün mertebe pozitif ayrımcılıkla bayan kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Peki kursu bitirip sertifikalarını aldıktan sonra o mesleği tam olarak öğrenebiliyorlar mı buradan mezun olan öğrencileriniz? Kurslarımızı başarıyla bitirenler mesleği icra edecek hale geliyorlar. Yani mesleğinde hem yapabiliyor hem mesleğinden de gelir getirici, ayakları üstünde durabilecek kadar da para kazanıyorlar. O konuda biz de gurur duyuyoruz, çünkü bir kardeşimiz bir bayan kuaför atölyesi açtığında, bir bayan terzi dikimi dükkanını açtığında, para kazandığında biz de gurur duyuyoruz. O da ülke katkısı, ekonomisine katkıda bulunduğu için seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Peki 2022 yılında yeni projeleriniz olacak mı? 2022 yılında özellikle istiyoruz ki daralan ekonomiyi açabilmek için istihdama yönelik kursları daha çok açacağız. Bu istihdama yönelik kursları hem merkezlerde, fabrikalarda, hem atölyelerde, hem de köylü kardeşlerimizin üretimini doğru ve bilimsel yapabilmesi için köylere de kurslar açacağız. Örnek söylüyorum, budamayı daha profesyonel yapabilmek için ağaç budamayı kursları açarak budama mesleğini daha çok yaygınlaştırmak, süt üretimini arttırmak için süt üretim kurslarını açarak veya peynir yapımını kurslarını açarak ülke ekonomisine katkıyı arttırmak için köylerimizde de kurslar açacağız inşallah. O zaman tarıma ve çiftçiliğe yönelik 2022'de daha çok kurslarınız açılacak diyebilir miyiz? Evet, vatandaşlarımız talebi olursa daha çok açacağız inşallah kurslarımızı. Köylere götürmeyi istiyoruz. Her köyde de bir kurs yeri açıp kurs yerlerimizden, vatandaşlarımızdan faydalı olmalarını sağlayacağız inşallah. Urfalı kardeşlerimizden, Halilyalı kardeşlerimizden özellikle şunu istiyoruz. Merkezimiz Halil Halk Eğitim ana binası merkezdedir. Muhakkak içeri gelin, gelin bir çayımızı için Halil Halk Eğitim merkezinde, kurslarımızı sorun ve o şekilde sizin alanınıza yönelik muhakkak bir kurs vardır. Çünkü Hayat Boyu Genel Müdürlüğü'nün modüller programında 3700'den fazla kurs var. Size uygun olan bir kurs muhakkak vardır. Yeter ki gelin bir çayımızı için kurslarımızı sorun. Kapımız sonuna kadar sizlere açıktır. Bekliyoruz tüm halkımızı. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Hala okuma yazma kursu, okuma yazma bilmeyen varsa
muhakkak en yakın ilkokula başvurduklarında biz hemen bir kişi de olsa ona öğretmen görevlendirip okuma yazma kursunu açıp onu okur yazar hale getireceğiz. En yakın okula başvurduğunda okul müdürü bize bilgi verecek ve biz de ona hem kitaplarını göndereceğiz hem öğretmenini göndereceğiz. İstiyoruz ki 2022'de okumaz yazmaz vatandaşımız kalmasın. Vatandaşlardan özellikle ricamız budur.